Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim, şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Ablamlar hala bizde. Umarım da hep bizde kalırlar. Ama bu sürenin bir sonu var tabii ki. Gezmeye geldiler. Şimdi Ezo geliyor. O da kahvaltıya çağırdık hem tanışmak için. Tanışırlar, birbirlerini çok severler diye düşünüyorum ablamla da. Menümüz bu şekilde. Daha eklenecekler var. Şöyle güzel bir kahvaltıyla güne başlayalım dedik. Ama dediğim gibi patates devamı gelecek airfryer'dan. Başka bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum. Yumurtayı da getirmişiz. Bir kaşık çatal vesaire. Çay gelecek bir de. Bu kadar arkadaşlar. Böyle bir kahvaltı hazırladık şu an. Yanda da ufak bir tadilat başladı şu an. Tüh. Alyo yanacak. Dur ben bakayım. Evet, Ezo geldi arkadaşlar. Hediyesini açacak şimdi ablam da. Bakalım. Alyo hediyesiyle gelmiş. Kıyamam. Düşünmen yeterdi kuzum benim. Ya, vallahi. Oo, tam takım hepsini almış. Ay. Sen niye bu kadar şey aldın? Bu kadar niye aldın? Bir sürü almış ya, kıyamam. Çok güzel. Çok tatlı. Kuzum hiç gerek yoktu. Canım benim. Vallahi ya. Bak bak elbise. Of, çok tatlı. Çok şeker aşkım bak. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Vallahi. Evet, harbiden bu kadar gerek yok ya. Olsun. Baksana daha geliyor. Takım yapmış. İspanyol paça. Bayılırım. Çok tatlı. Evet. O da üstü. O da takım, evet. Çok güzel. Ya. Tokası da var, çorabı da var. Bu da külotlu çorap. Elbisesininmiş kanka bak, şu yeşilin. Şu yeşilin. Mantıklı. Set halinde. Hepsini takım yapmış. Maşallah. Ay, bir sürü almış ya. Ay, kıyamam. Bak ben kendine bile. Bak. Şişt, ben bile izledim. Kay, ben şu an bir iki kere ben izledim. Herkes ağlamış zaten. Alyoş. Bak. Kim geldi? Sen çok mu sevdin Ezo ablanı? Efendim. Sen çok kahve yaptık ha? Bu arada. Yok bir şey. Kamera değilmiş. Hadi merdiven isteyelim diyecektin değil mi? Bak ben tahmin ettim. Sormana gerek yok. Hadi gidelim. Ağacı bulacaklar. Yan tarafa sorup geleceğiz hemen. Ne soruyorsunuz? Merdiven. Hüseyin bizim şuradaki ağaç var arkadaşlar. Şu. Şu. Rüzgarda çarpıyor cama. Bunun bir kısmını kesecek. Orada onlar çocuk severken burada bir gürültü koptu. Bir baktım Hüseyin ağacı kesiyor. Bakın şu ses işte. Rüzgarda hep böyle bir ses geliyor buradan. Evet, gece falan geliyor yok. Evet. Testereyle yapıyor direkt. Evet. Elektrikli yoktu o zaman sizde. Hayır yok, elektrikli dağlamadık ama almamız lazım. Çünkü şu kenarları falan evet, ve şu ileriyi yapmamız için. Daha evet. Sizin. Ay, tırnaksız kaldım arkadaşlar. Yapmayacağım artık. Besleyeceğim. Ama manikür yapacağım kenarlarına. Sonra yağlarla, mavalayla artık sertleşmesini bekleyeceğim. Gidiyor, bir parça daha gidiyor sanırım. Ama o açıyor mu? Neyi? Ağaç açıyor mu, öyle hep kuru mu? O ağaç biz geldiğimizde yemyeşil yapraklıydı. Sonra ya. Sarardı, yerlere döküldü. Sonra böyle sonbahardan sonra artık tel kaldı. O zaman bir dönemi var bunun. Tabii. Bak yapraklara bak, öyleydi. Anladım. Şuradaki gibi. O da yemyeşil yaprak vardı onda. Evet, saçlar atıyordun da evet. Görüyorduk ya. Evet, yaprak döktü hepsi. Ya. Hayır, oraya gitme. Küçücük valla. Valla sana eğlence çıktı Ezom. Ablamlar bize dedi ki, Türkiye'den gelirken ne istiyorsunuz? Boyoz. Bir İzmirli olarak çok özledik. Gördüğüm en sevindiğim şeylerden biri oldu. Valla. Şimdi ısıttım. Airfryer'da ısıttım hemen iki tane. Bir midem kazındı. Şimdi akşam yemeği hazırlayacağım. Kuru fasulye pilav. Sucuklu kuru fasulye hatta. Pilav, cacık, tarhana çorbası. Böyle güzel bir salata falan. Bugün Turgut babam bizde. Arabayı alıp geliyorlar artık Emre'ler sonunda. Şimdi Gent'e gittiler. Böyle. Bugün böyle bir gün. Ne oldu? Burada aileyi sevme aşaması. Biz de burada şimdi yemek hazırlıyoruz arkadaşlar. Şuraya pilavı koydum. Aa, olmuş bile ha. Bir bakayım ona dibi tutmasın. Burada da nohut yemeği yok. Kuru fasulye yapacağız. Ve salata ve cacık. Güzel bir menü. Evet, pilav hazır. Burada cacığımız için
tereyağı ve nane. Bu arada nohut nohut dedim ya, en son artık nohut yaptık. Kuru fasulyenin fasulye kısmı yetmeyecek gibi geldi. Şimdi ablam da cacığı yapıyor. Evet, içine yoğurt katacağım hemen. Evet, sarımsaklarımızı çıkarttık. Onun dışında... Şu kısım bayağı doldu. Buraya çok çıkarmıyoruz Aliye çünkü. Şöyle kara fasulye salatası. Sonra böyle peynir tabağı çünkü burada bir kutlama yapacaklar. Ne güzel bir sofra hazırlıyoruz. Ertesi günden tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi hazırlanıyoruz. Aliye'yi hazırladı ablam. Giydirdik, kıyafet seçtik ona. Çok güzel oldu. Sıkı sıkı giydirdik. Bugün hava biraz yağışlı. Bugün Gent'e gidiyoruz. Anvers'e gittik. Bizim bu taraflarda gezdik. Bir günü evde özlem gidererek geçirdik. Yarın da planımız Buruc'a gitmek. Özellikle Buruc'a gitmeyi çok istiyoruz birlikte. Ben zaten orayı çok seviyorum, çok sevdiğim bir yer. Hayal şehir gerçekten. Herkesin sevdiği, çokça paylaşımların yapıldığı. Belçika yazınca hani Buruc çıkar, öyle söyleyeyim. Öyle bir yer. Hüseyinler de tabii ki burayı görmeden, Buruc'u görmeden Türkiye'ye gidemezlerdi. Oraya da birlikte gideceğiz, gezeceğiz. Umarım hava da güzel olur da böyle tarihi şeyleri de yapabiliriz. Hani oranın aktivitelerini. Merhabalar. Merhabalar efendim. Senin banyoda çektiğimiz videolar geliyor aklıma. Evet ya. Vallahi ne günlerdi. Onu çıkartmayayım mı? Yo, birazdan şey yaparız. Önce makyaj yap bence. Hazır önüne gelmiyorken. Evet, doğru söyledin. Doğru. Nefes nefese kaldın. Hayırdır? Nereden çıktı? Temin edin merdiven çok arkadaşlar. Aynı şey, ben de çok bıktım. Şu anda bıktım. Evet, aynen öyle. Önce ben dişimi fırçalamak istiyorum. O zaman öyle yap. Ben şöyle hemen bir ten makyajımı yapıp. Diş fırçası. Diş macunu neredeydi? Burada. Günde Gent'te biraz gezeceğiz. Biraz daha erken çıkmaya çalışacağız. Hatta biz ablam, Hüseyin, Aliye, ben gidecektik. Dördümüz. Ama Emre aradı. İşi erken bitmiş, geliyormuş. Ve o yüzden oradan konuşamıyor da. O yüzden Emre'yi bekledik. Biz de uzun uzun kahvemizi içtik. Yine sohbetimizi ettik, kahvaltımızı ettik. Şimdi Emre geldiğinde hemen o da girer, giyinir, üstünü değiştirir, çıkarız. Normalde gelmesi gerekenden atıyorum 2-3 saat önce geldi. Çok iyi ya, denk geldi. Evet. Fırçala fırçala, ses yapabilirsin. Senin fırçandan niye ses çıkmıyor? Nasıl? Çok sessiz, elektrikli araba gibi. Benimkisi bazotlu araba, seninkisi elektrikli araba gibi. Şöyle yapman lazım. Ha, ben öyle yapıyorum işte. Ama o çok yanlış işte. Allah Allah. Ne diyor ya? Her gün yeni bir adet çıkıyor arkadaş. Dişçi. Fondötenin rengi sana olursa bak, sana alalım, bu çok güzel bir fondöten. 24 saat nemli tutuyor cildini. Bu getirsin fondöteni. Kuru tatlardan alabilirsiniz. Bakalım. Evet. Sen bana söyle işte, ben bilmediğim için. Evet. Nerede ne satılıyor? Mesela şu da güzel. Ama bu bana biraz bir tık açık renk oluyor aslında. Sana olur mu? Gerçi ben de beyazladım artık. Eskiden senden de koyuyordum. Bak, ikisinin rengi farklı. Bu tam oluyor bana. Bu bir tık beyaz. Benim de öyle kanka. Şey yani, o gözümün altında olur. Değil mi? Evet, göz altı kapatıcı gibi. Öteki de ten rengim olur. Bunu da işte ben şey yapıyorum o yüzden. Diğer koyu fondötenlerle karıştırıyorum. Aynen. Hatta şöyle göstereyim. Hani de benim yazın kullandığım bak. Yaz kış farklı diyorsun. Aradaki farka bakın bronzlaşınca. Bu ikisini karıştırıp kullanıyorum. Direkt ikisi de L'Oreal ya. Ay, keşke şeyi getirseydim. Aldığım kontürü. Aa, nerede aşağıda? Kontür şeyi değil mi o? Olsun, bende var ama aynısı. Hani sor mu? Evet. Arkadaşlar, ben de L'Oreal Paris'in şunu aldım. Şunu almadın mı sen? Hayır, benimki öyle değil. Ha, seninki benimki direkt şundan. Şunun koyusunu aldık ablama. Evet evet. Kontür yapması için. Aynen. Böyle bir şey almadım ben. Onunla yapabilirsin şimdi işte. Ama ben, sen yapsan. Olur, yaparız. Bak, sonra bende şu var. Kanka, bende bundan iki tane var. Bunu sana vereyim. O ne? Bu da kontür. Niye aldık o zaman? Para harcamak için. 17 euro verdim. Boşver. Boşver. Para harcamak içindir. Aynen öyle. Vergisin ya. Benim hayat mottosu. Aşağıdan Kırmızı Balık Gölde şarkısı geliyor. Evet, buraya geliyor musun? Burada bilmiyoruz ama bana geliyor. Oraya gitmiyordur. Ha, oraya gitmiyordur. Ay, benim kombinim de çok güzel bugün. Evet. Sevim'den giyindim bugün.
Çünkü Hüseyin çok bir şey getirmedi arkadaşlar bana. Ben de iki tane, üç tane sivit, bir tane elbise getirdim işte. Ya biz yıllardır aynı dolaptan giyinen iki kardeşiz. Aynen. Türkiye'den bavul yapacak buraya getirmek için. Belçika'dayız, buradayız bir de. Hani alışveriş yapacak. Bende de var bir sürü. Bir de şöyle bir şey var, aynen. Bavulu birini boş getirip doldurup öyle götürmeyi planlıyorum. Yani çok getirip doldursaydım o bavul geri tekrar nasıl dolacaktı? Bir de kilo sınırı falan var, 23 kilo kişi başı. Evet. Aylin'in 10 kilo mesela. Aslında şey oldu biliyor musun? Tartıldı orada. Kaç kilo çıktı? Az çıktı değil mi? Biri 7 kilo çıktı, biri 10 kilo çıktı, biri 8 kilo mu ne çıktı öyle bir şey. Öyle az oldu yani. Hiç öyle 23 kilo görünmüyor. Orada ben 23 kilo yazdığını görmedim. Sana evde böyle çok ağırmış gibi geliyor. Oraya gidiyorsun bir bakıyorsun. Yok. Biz yok, evde de tarttık. Bizim tartımız var ya. Evet. Ay ona, ben de tartı alacağım. Onu çıkarttık, koyduk. Zaten sığıyor. Sıkıntı yok. Ali'yi de öyle tartıyorum ben. Ben artık onu çözdüm. Yıllardır değil abartma. Aylardır tartılmıyordum. Geçen bir tuvalete girdim, bir mekan tuvaletinde. Tartı gördüm yerde. Çıktım hemen, heyecanlandım. Bayağıdır tartıya çıkmıyordum ya. Dedim kaç kiloyum acaba? Çıktım baktım 53 olmuşum. 49'dum bir ara sen. O çok öncedendi kanka. Bayağı öncedendi. Çok öncedendi. Lise falan da herhalde lisede. Yok, üniversitede de 49 falandım. Evet. Emre ile evet, işte aynı eve girdiğimizden beri. Kanka artık ben vazgeçtim kontürden ve şeyden. Şu kısımlarıma bir şey sürmek istemiyorum. Ali'yi öpüyorum ya. Doğru. En azından şu göz altlarımı kapattım. Doğru söyledin. Zaten fotoğraflarda da böyle bariz böyle bağırmıyor yani makyajımız. Uzaktan çekildiğimiz için. Aynen. Etraf ve arka plan daha çok görünüyor. O yüzden hiç gerek yok böyle abartılı makyajı şu an. Ben sade ve öz makyajları daha çok seviyorum. Ama yılbaşında abartabiliriz. Kırmızı ruj falan sürebiliriz yani. Evet. O gün daha güzel olacağız. Kırmızı ruj da zaten şey ki, yapınca gözü sade bırakıyoruz. Evet. Dudak benim makyaj şimdi. Bu. Maskara süreceğim şimdi. Şuralarıma biraz allık. Dudak kalemi bitti. Tamam, bitti işte. Benim günlük makyajım bu arkadaşlar. Ben abartı sevmiyorum. Böyle clean olmalı yani, temiz. Ben de aynen böyle. Baksana. Bak yanaklarıma bir şey sürmesem ne olur ki şu an? Bir şey yok zaten. Yanaklarımız temiz. Pürüzsüz zaten, hani hiç sivilcedir falan. O tarz hiçbir şey göremiyorum ben şu an. Bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Genetik o da arkadaşlar. Küçüklük fotoğraflarımızda da öyle. Göz altları morlu. Göz altı evet, morlu. O bizde var ya. Hatta ben küçükken kaç yaşındayken hatırlamıyorum. Annem söylüyor. Babam da söylüyor gerçi. İşte o morluklardan dolayı. Aynen, o morluklardan dolayı. Beni doktora bile çıkartmışlar ama doktor demiş ki bu genetik, hani bunda hiç sıkıntı göremiyor. Evet, hani bir rahatsızlık var zannetmişler, kansızlık vesaire. O zamandan bu zamana hala aynı yani, değişen hiçbir şey yok. Hatta Ali'nin göz altları da bize benziyor. Bir fark gördüm. Ettik, evet. Onu fark ettik. Birlikte yatıyoruz şu an arkadaşlar geceleri de. Aynen. Çok özlemişim kardeşimi vallahi ya, çok iyi oluyor. Evet. Hüseyin Ali yatıyor. Emre aşağıya şutladık onu salona. Güzel oldu ya ama. İki gündür birlikteyiz. Ama evet, siz 5 gündür falan buradasınız. Biz 2 gündür birlikte aynen, yapıyoruz. Aynen aynen. İşte Ali'ye ortam alışsın. Hüseyin'e rahatlık bıraksın falan, falan. Aynen aynen. O moddaydım. Alıştı o da zaten. Hemen alıştı ya vallahi. Gülbar annem bile diyor. Dün Turgut babayı bile nasıl gitti hemen. Değil mi? Normalde asla ağlayan bir insan yani. Başka birine gittiğinde yabancıya. Sonuçta Turgut babayı bayağıdır görmüyor. Bilal'den çok korktu. Evet. Onun gözlüklerinden mi acaba? Olabilir. Bebeklerde oluyor. Hmm. Ya seviyorlar gözlükleri ya da korkuyorlar tam tersi. Direkt evet. Bilal'den iki gün çok korktu. Bilal'i gördüğü an böyle mesela köşeden Bilal beliriyordu. Ali direkt evet ya. Korkuyordu çocuk. Ama ona da alıştı. Dün bütün gün Bilal'le oynadılar. Evet ama şöyle bir de bir şey var arkadaşlar, onu da size söyleyeyim. Aranızda bilmeyenler varsa bilmiyorum. Ben bir uygulamayı indirdim Happy Kids diye. İşte çocuğumu ay ay, gün gün, işte 10 ay 1 günlük şu an aile mesela. 10 ay 1 günlük diyen neler oluyor onu anlatıyor, tamam mı? Geçen gün şey okudum. O zaman da tam o anda o gün bir şey yaşadım kanka ben. Hı hı. Yabancı biri Ali'yi kucağına almak istedi ve Ali ağladı. Ben buna karşıyım mesela. Evet. O gün de tam uygulamada onu anlatıyordu. İşte çocuğunuz bir yabancı birine gittiğinde ağlamak isterse sakın vermeyin. İşte önce bir alışsın, bir alışma aşaması geçirsin falan, ondan sonra verin diye. Zaten öyle olması lazım bence. Bu çocuk gelişimciler de bilir bunu bence yani. Tabii. Öyledir büyük ihtimalle de. Psikolojik hani, açıdan travmatik şeyler. Evet, çocukta travma yaratılabiliyormuş. Aklınızda bulunsun. Ya biraz öyle şey pat diye vermeyin yani çocuğu. Ya çocuğuna bırakacaksın o kararı. Aynen, çocukta bitecek o karar. Mesela Sevim'le direkt geliyor artık. Hani. Tabii ben de zorlamadım. İlk gün de öyleydi. Direkt sen gel teyzeciğim dedim böyle. Geldi direkt. Direkt geldi.
Ama Bilal de zorlamadı mesela. Bilal almaya çalıştığında yok kanka dedi, ağlayacak. Ağlayacak dedi. Yok ben almayayım, hiç almayayım ben dedi. Direkt belli ediyor zaten çocuk da kendini. Gitmek evet. istiyorsa da atılıyor böyle eliyle. Beni zaten şimdi tanıyor ya. Her gün görüntülü konuşuyorum ben. Evet. Ben ekranlarda şarkı söyleyen o kadınım. Hatta ablam bazen mamasını hazırlayacak oluyordu veya akşam yemeği hazırlayacak oluyordu. Ben diyordum sen git mutfağa. Alya'nın ulaşamayacağı yere telefonu bırakıyordu. O benim karşımda, biz onunla sohbet ediyorduk. Bağırıyordu falan bana. Evet ya. Eskiden sıkılınca geceleri makyaj yapardım sana. Evet. Evde. Bir kere hatırlıyorum, ben yapmıştım fotoğrafımız hala duruyor. O benim çektiğim fotoğraf. Seni prof foto çekmiştim o zamanın proflarıyla. Evet. Prof şartlarıyla. Doldurursam şimdi. Çok güzel oldu. Ben ne sürsem, ben de şundan geçeyim az bir şey. Oldu. Evet, tam da benim rengim. Ben bu rengi çok seviyorum. Her makyajda olan o böyle kahverengi tonlarındaki nude kalem. Evet. Şimdi bakalım tekrardan. Ne? İşte öyle bir kalem bakalım sana. Ha aynen. Şeyde bakalım. Geldik de. Hiç sevmediğim aşamaya geldik. Evet ya, saç kurutacağız şimdi. Saç kurutma taramıyor ya. Benimki 2 dakikada kuruyor. Benimki çok uzun sürüyor işte niyeyse. Evet, bir de ben kestim ya saçlarımı. Evet ya. Sağ olsun annem kesiverdi uçlarından. Çok güzel olmuş. Ama ben beğendim ya. Çok güzel olmuş. Birkaç kişi olmamış gibi falan yazmış bana mesela. Yolda. O zaten illa gelecek ki. Onu bakma sen. Aynen, sanki olmamış gibi abla yazmış. O ilk kesildiğinde, kuaförden çıktığında da şey. Belli oluyor, aynen. Kesim izi oluyor ya. Kamerada da daha net belli oluyor onlar. Aynen, doğru. Arkadaşlar ses olacak, birazdan görüşürüz. Şey yapmayalım ya, şapka, şapka takacağız zaten. Aynen aynen. Aynen. Hadi bay bay, ben gidiyorum. Bay bay. Sen gidiyorsun o sırada. Aynen. Ben Emre'nin kıyafetlerini de hazırlayayım da giyip geldiğinde oyalamayalım. Aynen olur. Ben hemen hızlıca saçlarımı kurutayım. Aleyi özledim hemen. Anında özledim. Öyle bir şey ki bu teyzelik ve annelik. Hani anneliği şu an böyle ucundan anlayabiliyorum ama ablamdan dolayı hani o bana anlattığı için daha da iyi anlayabiliyorum. Teyzelik olarak da anne yarısı olduğum için öyle de anlayabiliyorum. Şöyle anlatayım. Dün gece işte uyuttuk. Hüseyin kapısını kapattı. Tamam dedi hani siz takılın. Sonra biz ablamla biraz takıldık. Sonra yatağa girdik. Açıp Alya'nın fotoğraflarına baktık. Yanımızdaki odada yatıyor çocuk. Biz açtık fotoğraflarına bakıyoruz. Ya çok güzel çıktı fotoğrafta. Ay çok tatlı. Bak şu videosu şöyle falan. Evet, hazırım. Şu önüme biraz volüm versin diye bu şampuan sıktım. Keşke sıkmasam. Hadi şapka takacağım sanırım. Üstüme de bu kabanı giyeceğim. Bunu da geçenlerde Primark'tan aldım işte Antwerpen'den ablamlarla gittiğimizde. Böyle daha blazer gibi. Güzel. Bayağı beğendim. O yüzden bunu giyeceğim tabii ki. Yeni aldığım şeyi giymem lazım. Evet, ben hazırlandım. Emre de hazırlandı, hemen geldi. Hey. Alya zaten hazırdı. Değil mi Alya? Alya? Gel gel, tamam gel gel. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Ablamı uzaktan görünce yanına gitmek istiyor. Neydi onun adı? Etiket şey yok, Antep yok. Vallahi yazdım ya, yap bakayım kanka bak. Dur bir dakika. Düzenle. Ablamlardan falan her yerden reels'lar, fotoğraflar. Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız tam da şu dönemde çok şey kaçırıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden takip edin. Ablamın hesabını da yazacağım zaten. Videolarımın altında kanalımı da hep etiketliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi çıkıyoruz, geç kalmayalım. Evet, arabadayız. Bu bizim şu an yeni aldığımız araba arkadaşlar. Artık böyle bir yerlere küçük bir arabayla gitmenin mutluluğunu yaşıyorum. Vallahi. Hep Emre'nin minibüsüyle takılıyorduk. Artık. İyi oldu sizin evet, için. Çok ayağınızı güzel oldu. Yerden kessin en azından. Aynen, ilk etapta o çok önemli. Bir de Belçika'da nedense herkes çok küçük araba kullanıyor. Hollanda, Belçika. Evet. Orada yaşayanlar biliyor zaten de. Hı-hı. Hep küçük araba kullanıyorlar şehir içinde. Bence mantıklı. Büyük araba ve lüks araba varsa bilin ki Türk'tür arkadaşlar. Şu mesela. Evet. Küçük mü o? Değil. O büyük mesela aslında. Alya! Gidiyoruz. Ya çok tatlı bir tram geçti. Biraz yakalayabildim. Ablam daha çok yakaladı.
Biz şimdi Gent'e geldik arkadaşlar ve önce hemen dedik yemek yiyelim. Ve yağmur yağıyor şansımızdan. Yapacak bir şey yok. Burası böyle bir ülke. Yağmur yağsa da çıkacağız dedik. Meteor yağsa gene de çıkacaktık gezmeye. 10 günümüz vardı. O yüzden şimdi yemeğimizi yedik mi? İnşallah yağmur da biraz azalır. Sonra gezeceğiz. Nehir kenarında kahve içeceğiz. Böyle Gent'te güzel bir gün geçeceğiz. Ama biraz yağmurlu sadece. Evet. Biraz dediğime bakmayın. Sağanak yani şu anda. Yağıyor, başladı bayağı. Şov yapmaya gerek yok. Bayağı yağıyor bu arada. Herkes ıslanıyor zaten. Gent'te de tabii ki Christmas marketleri açılmış. Her yerde olduğu gibi. En ufak yerde bile açılıyor biliyorsunuz. Şimdi bunun içinden geçiyoruz ama asla gezemiyoruz. Direkt yemek yemeye gideceğiz. Hem yağmur diner hem de yemek yiyip karnımızı doyurup gezmek istiyoruz. Şu şey de güzel ya. Hawaiian pork roll. Evet, şapkasız devam ediyorum. Çünkü şapkayı ablama devrettim. Çünkü o arabada unutmuş kendisininkini. Ve fotoğraf çekilirken şapkayla böyle turist gibi güzel çıkıyor. Vereyim şapkanı. Hayır. Sen de kalsın biraz. Benim de saçım hava alsın. Zaten dibime ben şey sıkmıştım. O gitmiş şu an güzel. Kuru şampuan sıkmıştım. Bembeyaz kalmıştı o yüzden şapka takmıştım. Şimdi Primark'a gideceğiz arkadaşlar. Ben artık Primark'ı zaten çekmeyeceğim bu arada. Ablam yokken falan da gidip çekiyorum. Ve öncesinde de çok çektim. O yüzden ablam çekecek. Başka kulüpattan falan alacak bir şeyin yoktu herhalde. Sen şey demiştin, kül toplayıcı. O Zeman'da canısı. Aa, o da karşıda. Kapanmış mı? Aha. Kapanmamış, kapanmamış, gel. Evet evet, tüy toplayıcı makine alacağız ablama bu yapandan. Evet, bir nevi Amsterdam. Zaten her yer Avrupa'da birbirine benziyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi şu kaleye doğru gidiyoruz. Ben de hayatımda ilk defa gideceğim. Hüseyinlerle gezmiş oluyoruz biz de bazı noktaları. Böyle çok güzel manzaralı. Şöyle kenarlarda tabii kafeler, barlar var. Sabahları, gündüzleri gondollar oluyor. Kişi başı 9,5 euro. Sonra bu tarafta yine aynı şekilde nehrin devamı. Çok güzel ya, evler falan. Ben bir karşıya geçeceğim. Şurayı da size çekmek istiyorum. Şey bu, Amsterdam'ın şu versiyonu düşünün. İşte bu bisikletten burası full dolu hali Amsterdam. Çok güzel ya, gerçekten. Harika bir ortam. Arkadaşlar, bana hep diyordunuz artık gördüğünüz bir binada wow oluyor musunuz yoksa alıştınız mı diyenler oluyordu. Yok, ben bana birisi demişti ki işte artık her gördüğüm binada wow oluyor musun yoksa alıştın mı diye sormuştu. Şu an bu binada wow oldum işte. Evet, harbiden öyle. Şu an uzun zamandır size görmediğim tarzda bir bina bu. Evet. Yani Belçika'da da sürekli görebileceğiniz bir tarz değil. Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar. Dönemin heykel tıraşlarına bakar mısınız ya? Neymiş? Zaten burada yazıyor arkadaşlar işte. Buradan bence biniliyor. İçinde ne var? Anlayamadım. Evet aşkım, sanırım club var. Şu kırmızı ışıklı yer. Burada Alya bana emanet. Burada da kale önünde fotoğraf çekilen annesi ve babası. Kalemiz de şurada. Şimdi biz de buradan tekrar karşıya geçip Center'a doğru gideceğiz. Değil mi Alya? Center'a gideceğiz. Kahve içeceğiz. Alya. Kahve istiyor musun sen de? Seni de kahveci yapacağım kız. Bir büyü bak neler yapacağız seninle. Sen büyüyeceksin de benimle takılacaksın mı? Evet, şimdi kahve içiyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle Christmas marketlerine karşı. Her yer cıvıl cıvıl. Evet, her yer cıvıl cıvıl ama bizim cıvıl cıvıl olma sebebimiz burada. Burada, evet. Bisküvi yiyişine bakın. Bir tanem mi? Ver anneciğim, hadi paylaş benimle. Ver. Hadi ver. Ya seni yerim. Vermiyor, bak bak, fake atıyor. Yalandan veriyor gibi yapıyor. Yalandan yapıyorsun sen. Çok sevdi arkadaşlar, bu bisküviden aldık. Biz bebek bisküvisi. Evet. Ama şey hani Alya'nın şeyi için. Mesela sevci kaçtı? 6-10 ay arası mı? 6-12 ay mıydı? Bu 6 aylıktan sonrası için. Sağ olsun Ezo söyledi ya. Evet, Kurutmat'tan aldık. Dedi gel dedi Ayşe, ben seni götüreyim. O yeğeni varmış onun, 1 yaşında. O dedi her şeyi biz oradan alıyoruz dedi ona dedi. Sen de Ali'ye böyle bir şey alabilirsin dedi. Ben de gittim valla. Doldurdum evde bir sürü şey var, aldık. Neler neler aldık. Cipsi bile var Ali'nin. Bebek cipsi var. Bak bak bak. Oyun yapıyor. Oyun yapıyorsun sen. Hadi bana ver. 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 Hadi ver teyzeye. Alya. Yemekle meşgul şu an. Ver. Ver.
da şurada bir telefon görüşmesi yapıyor. Evet, bunlar alışveriş yaptı. Evet, burada. Poşet orada. Valla ben sadece iki parça aldım arkadaşlar. Mum aldı. Göstersen. Yok, sen evde gösterirsin. Tamam mı? Güzel, ya da bir tane mum. Aynen ama çok iç çamaşırı aldım. Evet. Bu kadar. Olsun. Kendime başka bir şey almadım. Olsun. Evet, şimdi o zaman şu manzaraya karşı kahve yudumlama keyfi. Evet. Evet. Ve gün sonu arkadaşlar, Gent Centrum'da otoparka park ettik, kapalı. 4,5 saat burada kalmış araba ve 10 euro ödedik. Değil mi? 10,5. 10,80. 10,80 ödemişiz. Gayet fiyat da bence uygun otopark olarak. 4,5 saat boyunca. Burası bir pahalı center olduğu için. Evet. Yani normalde belki 8 falan tutardı. Evet. 8 euro falan. 1,5 euro mesela genel olarak saatlik, burada 2,40. Ha. Normalde saatlik 1,5'muş, burada 2,40'muş arkadaşlar. İşte şehir merkezlerinde, turistik yerlerde bu fiyatlar bu şekilde. Burada da uyuyan bir prenses. Evet. Kıyamam ona. Uyanmadı şu an. Çok uykusu çok gelmiş. Uykusu geldi. Öğlen iyi uyudu bir saat falan da. Sonrasındaki şeyde 20 dakika falan uyudu, hatırla. Evet. Onun uykusuzluğunu alıyor şu an. Ya, evet. Bir de bisküvi falan yedi, karnını doyurdu. Evet. Ne aşkım? Var mı başka verecek? Yok yeter be. Yok hayatım, iyi böyle. İyi burası. Çok iyi şu an. Evet, bugün kahvaltıyı Emre hazırlıyor. Ve sonunda mıhlama yapılıyor. Burada domates, biber, salatalık vesaire. İşte erkek kişi, bakın hepsini bir araya koymuşlar. Bulaşıktan tasarruf. Hüseyin de öyle yapıyor. Belki onun için yapmış olabilir. Emre de aynı ki. Aynısını yapıyor. Demek ki erkeklerin hepsi aynı. Genel. Ön işi, tamam mı? Ama sen de böyle yapıyorsun aşkım, yalan konuşma hiç. Ya biz olsak 4 tabağa ayırırdık onu. Tabii. Domatesler ayrı tabağa, biberler. Hatta yeşil zeytin ve siyah zeytin de ayrı tabağa. Ben öyle yapıyorum biliyor musun? Ben de öyle yapıyorum. Tatları karışmasın diye. Lezzeti orada, tatları karışması lazım. Alya ne diyor bunlar ya? Aa, o olmaz. Alya. Nereden buldun onu? Bak teyze sesleniyor, bak. Bak. Alya, son günlerimiz. Üstüm batmış Alya. Üstünü değiştirelim bugün. Bugün banyo ettirelim. Fransız kamaranın ortasında bir şey mi var? Evet. Kim varmış burada? Alya varmış. Alya. Oh, senin kafanın kokusunu yerim. Ver. Nerede? Kuşlar nerede? Kuşlar nerede? Kuşlar. Alya. Kuşlar uçuyor bak. Çık 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 çık. Uçtu. Uçtu gitti. Gitti. Baba diyor az önce yine. Evet, bağıra bağıra baba diyor. Ama şöyle söylüyor. Önceden baba baba babaydı. Şimdi baba baba baba. Nasıl dinliyor? Baba. Anne. Hadi bir kere de anne. Hayır, teyze. Teyze. Bak, kolay yolunu anlatayım sana. Tece. 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 Alya. Baba nerede baba? Alya, baba nerede? Babası. Baba nerede baba? Baba nerede? Baba. Of, çok güzel koktu aşkım ya. Evet ya. Emo. Tezahürümü iyice güzel yapsın. Anne. Hayır, baba değil. Anne. Dede. Baba. Dede. Hadi şey de, mama. Bak, karnın acıktığında mama. Flemenkçesini söyleyebilirsin. Mama. Mama. Alya. Canın atıyor. Teyze. Rico nerede Rico? Rico. Pisi. Gel. Kedi nerede kedi anneciğim? Çok istiyor Rico'nun gelmesini. Yanına ama Rico korkuyor, kaçıyor arkadaşlar. Alya valla çok şey ya, atak geldi. Alya'dan korkusundan merdivenden attı kendini. Alya baya bağırıyor Rico'yu görünce. Heh, böyle bağırıyor. Rico. Pisi gel. Kedicik gel kedicik. Arıyor. Rico'yu getireyim mi kediye? Gelsin mi burada oynasın? Oynayacak mısın onunla? Bir elini alsa neler yapacak da Rico biliyor ne yapacağını, kaçıyor. Bu ne yapacak biliyor musun? Alacak ölüp sık
küçücük oyuncak gibi. Oyuncak şey gibi. Ay çok tatlı olur. Kıyamam. Onlar benim çok böyle şey oluyorum ya. Duygulanıyorum yani. Üzülüyorum hayvanların haline. Evet. Videolara koyuyorlar ya. O yüzden Rico akıllı bir kedi olduğu için yanaşmıyor arkadaşlar. Korkuyor. Başına ben geleceği korkuyor. Biliyor. Evet. Bir de güçlü. Ha. Böyle duruna bakmayın bunun. Eline bir şey aldı mı geri alamıyorsun. Tabii. Böyle o sıkıyor tutuyor. Biz sıkıyoruz tutuyoruz. O daha güçlü. Yoğurt yiyor çünkü. Yoğurt, yumurta, anne sütü. Hepsi faydalı etkenler. Bak şimdi. Bak şimdi. Heh, sese bakın. Baba. Ne? Kuş mu uçtu? Kuş gösteriyor. Kuş var, kuş. Arkadaşlar şimdi ablamla roller coaster yapacağız. Roller coaster yapacağız. Evet. Ama sadece 1 euro alıyormuş. O yüzden Emre bozdurmaya gitti şimdi. Öyle. 1 euroyu kabul etmedi. Evet, kabul etmiyor. Sadece 1 euro kabul ediyor. Şuna binelim dedik ama evet. Daha farklı bir sürü şey var. Öyle gitmiyor sanırım. Tıklayacaksın sadece birinin üstüne. Ha, gidiyor. Ha böyle. Ay bunlar ne? O yürüyerek herhalde. Forest. Ormanda. Ormanda yürüyor. Ormanın içinde iki. Bunlar ne ya? Böyle farklı şeyler mi ya bizim? Geldi para. Benim, bana var mı? 2 euro bozum. Al kanka. Kanka atalım hadi. Hangisi bu mu? Bizi çekin. Tamam. Kanka ne bu? Kanka çok ay. Dönüşte birkaç yere uğradık. Oralarda artık çekmedim birlikte. Takıldık, eğlendik. Gitmediğimiz, gezmediğimiz yerlere gittik ablamlarla. Şimdi Action'dan aldıklarımı göstereceğim size. Yine güzel büyük bir alışveriş yaptım. Şöyle otel serisinin bir nevresim takımını aldık. 240x220'lik siyah böyle parlak çizgili biliyorsunuz zaten klasik. Bunun bir de beyazı ve bej rengi var. Ama normalde var. Orada yoktu. Boyutları yoktu. Bir tek kişilikler kalmış. O ikisini de alacağım. Bunlar bayağı güzel oluyor çünkü. Şimdilik siyahını aldık. Sonra şöyle bluetoothlu bir tartı aldık. Bu da yine Action'a gelmiş. Yoktu. Mesela bu yeni gelenlerden. Böyle her hafta yeni şeyler geliyor. Bu onlardan birisi. Böyle telefona bağlayıp kilomuzu vesaire takip edebileceğiz sanırım. Bilmiyorum, açmadık daha. Şöyle 3 poşetimiz var. Şöyle sarı ışık aldık. Burada bizim evde birkaç noktada beyaz ışık var. Onları biz elimizde ampul olmadığı için ve geçici süreliğine takmıştık. Ve hep gittiğimizde de unuttuk yani almayı. Şimdi artık aldık. Takacağız. Sonra şu oda parfümü bayağı güzel, seviyorum biliyorsunuz. Her gittiğimde alıyorum bittikçe. Sonra şu gelmiş mesela, bu da yoktu. Bu da böyle tatlı duruyordu. İnşallah kokusu da güzeldir. Tuvaletlere, banyolara koyuyorum bunları. Sonra bulaşık makinesine tuz aldım. Bulaşık makinesine temizleyici aldım. Sade soda almıştım içmek için ama unutmuşum. Sonra şöyle ablamla iki tane toka aldık. Biri ablamın, biri benim. Bir tane deodorant alınmış. Kim aldı bilmiyorum. Hüseyin ya da Emre. Sonra şöyle eldiven aldım. Temizlik yaparken vesaire kullanmak için. Sonra bir adet şapkamız var. Çok değişik bir alışveriş olmuş. Bir adet cipsimiz var. Onu da ben almadım. Sanırım ablam aldı. Sonra şöyle bu kurulama bezlerinden aldım.
Bunlar çok iyi oluyor çünkü. Sonra yine bir adet daha deodorantımız var. Sanırım hem Emre hem Hüseyin ikisi birden aldı. Sonra şöyle sabun aldım. Katı sabun. Bunu da makyaj fırçalarımı yıkamak için kullanıyorum. Sonra şöyle uzun su bardaklarından aldım. Çünkü evde bardak eksikliğimiz olduğunu kalabalık olunca anladık. Altılı şu an için ama bunların devamı Action'da hep oluyor. Eğer yine yetersiz olursa belki alırım. Ama şu an için yetecek diye düşünüyorum. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Emre almış. Sonra Action'a çay bardağı gelmiş. Ve yine benim de çay bardaklarım yetersizdi, o yüzden çay bardağı aldım. Sonra şundan almış Emre, su tutmayan şey. Bu yeni aldığımız arabaya sanırım aldı. Diğer poşete geçiyorum ve son poşet. Bunları hemen size göstereyim ki hepsini kullanacağım şimdi. Mesela bunları kullanacağım. Parlatıcı bulaşık deterjanına koymak için. Şu giderlere arada bir ben bunlardan döküyorum. Su birikmesin diye. Hem de gideri temizlesin, kötü kokuyu önlesin diye. Sonra şöyle askı aldım. Bunu yatak odasının kapısına asacağım sanırım. Arada böyle çünkü mesela duştan çıkıyorum. Sonra benden sonra duşa birisi girdiyse havlumu hemen 2 dakikalığını asmak için kullanacağım. Sonra ablamlar bunu aldı, tüy toplayıcı. Sonra havlu askılığımız kırıldığı için bunu aldık. İnşallah onu da yapışkanı güzeldir. Ve banyo için yine bu şu şekilde delme gerektirmeyen raflardan aldık. Bir de sepet ve kase gibi bir şey aldım. Onlar da burada. Şöyle bir kristal görünümlü bir kase aldım. Bu da yine böyle masada sunumlarda güzel gözükür diye düşünüyorum. Bir de bunun böyle büyüğünü almak istiyordum ama o yoktu. En azından dedim bir de orta boy gibi böyle küçük de olsun bir tane. Bir de şu sepeti aldım. Hatırlıyorsunuzdur, bir tane ağaç bitkimin altına sepet almıştım ama kısa kalmıştı. Bu tam yeterli olacak. İndirimde 3 euroya düşmüştü. O yüzden hemen aldım. Bu kadar. Action alışverişimiz bu kadar. Ablam şimdi Ali'yi yutuyor. Hüseyin'le Hüseyin burada, ben de salonda. Emre'ler, Bilal'ler aşağıda. Herkes bir tarafa dağıldı. Şimdi oturacağız. Birlikte kahve falan takılacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Artık ben de videoyu kapatayım bence. Ne çektim hiç hatırlamıyorum inanın. Çünkü böyle parça parça çekiyoruz günlerdir ablamla. Ben de son artık dedim Action alışverişiyle kapatayım. O zaman kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.